Herkese merhabalar. Yeni bir halk bilimi sohbetine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Almanya'da folklorun tarihini, değişim ve dönüşümlerini konuşacağız. Konuğumuz Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden sevgili meslektaşım, doktor öğretim üyesi Mehmet Akif Korkmaz. Akif Hocam hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? Merhaba hocam. İyiyim. Teşekkür ettim. Bu bayram öncesi sevgiler, selamlar sunuyorum. Bin mukabele hocam. Bu yoğunluğun arasında bize katkı sağlayacaksın. Değerli bilgilerini paylaşacaksın. Çok sağ olasın hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Programın hayırlı olsun. Takip ediyoruz seni. Güzel halk bilim açısından iyi bir başlangıç oldu. Umarım böyle devam eder. İnşallah. Teşekkür ederim hocam. Hocam Almanya'da folklor çalışmalarının başlangıcını geçen Özkul hocamla yaptığımız programda kısmen değinmiştik orada hani halk bilimi tarihinde. Ancak derinlemesine konuşmadık. Almanya'daki halk bilimi çalışmaları oldukça önemli. Çünkü biz biliminin bilimsel anlamdaki başlangıcını Almanya'daki bir takım hareketlere bağlıyoruz. Yani dünyadaki var olma sürecinde o noktada başlangıç yeri coğrafyası olması açısından önemli. Hepimizin bildiği gibi işte Herder ve Grimm kardeşlerle birlikte folklorun bilimsel anlamdaki çalışmalar başladı. Ve Almanya'da uluslaşma sürecinde özellikle halk bilimi çok önemli bir rol oynadı. Romantik milliyetçilikle beraber işte halk ruhu kavramları. Ancak Almanya 1. ve 2. Dünya Savaşı olmak üzere 2 tane de büyük savaş geçirdi bu süreçten sonra tabii. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da hem Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere de ikiye ayrıldı. Yani aslında bu uluslaşma süreciyle beraber bu ayrılığın getirdiği unsurlarda, savaşlarda folklor çalışmalarını yavaşlattı. Özellikle Doğu Almanya'da mesela folklor çalışmalarının uzunca bir süre yasaklandığını biliyoruz. Savaş öncesinde de çalışma alanlarının kısıtlandığını da biliyoruz. Hatta ayrılığa neden olduğu için folklor disiplini yasaklanıyor bu romantik milliyetçilik, ulusal ruhu yansıttığı düşüncesinden sonra. Bazı şeyler, uygulamalar, yasaklama, kapatma gibi uygulamalar olmuştu. Evet. O yıllara yakın veya daha öncesinde. Tabii. Evet. Türkiye'de de benzer, aynı tarihte evet. Benzer süreçleri yaşıyoruz. Biz evet. Doğru. Savaş sonrasında baktığımız zaman Doğu Almanya'da özellikle Berlin Üniversitesi'nin halk bilimi çalışmalarının merkezi olduğunu görüyoruz. Çeşitli dernekler, işte çeşitli akademi kuruluşları, halk bilimi topluluklarının oluştuğunu görüyoruz yine çalışmalardan. Batı Almanya'da durum biraz daha Doğu Almanya'dan farklı ilerliyor. Bütün bu bağlamda Alman folklor tarihini değerlendirebilir misiniz hocam bize? Evet sevgili hocam, Almanya folklor tarihi oldukça geniş bir alan. Belli konularda bir yöntem, bir yol çizerek bugün seninle bu paylaşımı yapmayı planladım. İnşallah bu çerçevede gider. Almanya'daki folklor çalışmaları ile ilgili söylenebilecek şeyler de biraz dünyadaki folklor çalışmalarından farklı gelişmeler olduğunu görüyoruz. Aslında sosyal bilimlerde temelde aydınlanma sonrası Almanya'da da bir felsefi akım olarak ortaya çıkan çeşitli düşünceler arasında neredeyse hemen yani bu aydınlanmanın arkasında folklor bilimi Herder'le birlikte temellerini atmış olmakta. Yani Herder'in yapmaya çalıştığı şey aslında işte Türkçe'de türkü dediğimiz aslında halk şiiri dediğimiz yani folklor çalışmalarının kurucusu oluyor ve arkasından da iki kardeşin Grimm'lerin masal, efsane ve mitoloji çalışmaları ile birlikte bu halk biliminin çerçevesini hem tanım anlamında hem de saha anlamında çizilmiş oluyor. Bu Almanca konuşulan bütün
Orta Avrupa'da, yani Fransa sınırından Polonya'ya kadar olan bölgede, güneyde de Alplerden Balkanlara kadar olan bölgede, Kuzey Avrupa'da bütün kültürel çalışmaları, halk bilim çalışmalarını etkilemiş. Yani tarihi coğrafi fin okulunun ortaya çıkmasında da bu iki ismin, yani Grimm'lerin ve Herder'in çalışmaları rol oynuyor. Buradan başlarsak ben metinlerle ilgili de bir paylaşım yapmak istiyorum. Şu başlıkları konuşmak üzere bir kısa hatırlatma yapmak isterim. Almanya deyince iki farklı resim var Türkiye'de bizim zihnimizde. Yani bizden bahsedelim. Almanya'nın resmi, birincisi Alamanya resmi. Yani dağlı olan, artısı olan Alamanya resmi. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk emek gücünün Almanya'ya gitmesiyle birlikte artan bir ilişki ve işbirliği sürecinden geriye kalan yansımalar. Burada neler var? Vosvos var, çiçek var, işte 60'lı yılların özgür ruhu var ve benzeri gibi. Radyo var, teyp var, pick-up var, tüylü şapkalar var. Ama Mercedes'i unuttuk galiba hocam. Evet, Sarı Mercedes. Sarı Mercedes filmiyle birlikte özdeşleşmiş. İklimin ince gülü. Gibi. Bu Almanya'nın dışında da, yani sosyal bilimlerde Almanya dediğimiz, yani gerçekten işte Germany ya da Deutschland dediğimiz bir Almanya var. Biz onun üzerinde duracağız. Yani uzun hippi saçların yerine Almanya üzerinde duracağız. Uluslaşma sürecinde senin de söylediğin gibi Johann Gottfried Herder ve Grimm'ler Almanya'da uluslaşma sürecini milli kültürle birlikte temellerini atmışlar. Benzer şekilde yine Türkiye Cumhuriyeti'nde de İttihat ve Terakki'den sonra milliyetçilik akımıyla birlikte ortaya çıkan kültürel düşünce sistemleri Türkiye'de de benzer şeyler yapmaya çalışmış. Başta Ziya Gökalp, Fuat Köprülü ve Rıza Tevfik gibi unsurlar burada önemli olmuş. Yani birçok yansıması Türkiye'ye gelmiş. Vakit olursa ondan da bahsedebiliriz. Ve bu süreçte Freud'dan bahsedeceğiz eğer şey olursa, kısaca birkaç cümleyle. Çünkü kültür bilimlerini fen bilimleriyle birleştiren ender kişiliklerden birisidir Freud ve o ardından onun etrafında yetişen diğer hocalarla birlikte, işte bildiğimiz psikoanalitik yöntem, psikanaliz yöntem gibi, mitler gibi, rüyalar gibi, bilinçaltı gibi birçok akımları doğuran kişi olmuş. Burada Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan kısmı bahsedeceğim. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında Hollanda'da doğan birisi var. Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nde çalışan, bu Türkiye'de tanınmayan birisi, halk edebiyatı türlerinin çerçevesini çizen kişidir. André Joles, yani ismi. Ders notları daha sonra yayınlanmış ve kitap haline gelmiş 1930'da. Önemli birisi, ondan bahsedeceğim. İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde Almanya'da halk bilimi savaşla birlikte yıkımı üstlenen alan olarak gözükmeye başlıyor. Yani önemli roller oynuyor İkinci Dünya Savaşı'na gelinen süreçte. Akademide, bilimde, enstitüde, araştırmada ve İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiden sonra bu felaketle birlikte Almanya'da halk bilimi değişiyor. İsmini de değiştiriyor çalışmalarda. Ve bu Tübingen şehrinde, güneydoğusunda, Fransa sınırına yakın, Stuttgart'tan daha batıda, Tübingen Üniversitesi, oldukça eski, 13-14. Yüzyılda kurulan bir üniversite. Ve burada halk bilimi bölümünde genç bir doktor var, ismi de Hermann Bausinger. Almanya'daki halk biliminin çerçevesini, tanımını değiştiren kişi olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki halk bilimine yön veren kişi olarak karşımıza çıkıyor.
Eğer vaktimiz olursa bunlar üzerinden seçeceğimiz konularda hocam sizin de Tabii. yönlendirmenizle konuşmayı sürdürelim. Evet hocam. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce başlayalım hocam isterseniz. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yani başlangıcında şöyle gelelim. Evet. Tarih, Halk Şarkıları kitabı. Evet. Johann Gottfried Herder ulusun ruhunu Alman halk şarkılarında arayan ilk kişi. Bu çalışmayı öncelikle topluyor. Halk şarkısı, biz türkü diyoruz yani Evet. Almanya'da böyle bir kavram yok. Dünyada da yok. Bir ulusun ismiyle anılan bir halk şiiri terimi yok. Bu bizim için çok orijinal bir şey, kavram, türkü kavramı. Çünkü onlarda şarkı var, halk şarkısı var. Volkslied var, Lied var yani şarkı ayrımını Gottfried Herder yapıyor. Aslında Herder halkın ruhunu yani Almanların milli kültürünün temeli olan halk şarkıları olarak görüyor ilk çalışmasında. Bu çalışmasını bir süre sonra Orta Doğu'da halk şarkılarıyla birleştirerek yeni bir anlayış ortaya koyuyor. O zaman şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor onda. Bu halk şarkıları sadece Almanlarda yokmuş, bütün dünya milletlerinde varmış. Yani Almanların o sırada bu kutsal mekan Kudüs'e gidip gelmeleri Herder'in de dikkatini çekiyor. Orada toplanmış şiirlere ulaşıyor, halk şiirlerine. Ve gördüğü şey karşısında zihniyet değiştiriyor. Halk türküleri sadece Almanlara mahsus değil, bütün dünya milletlerinde var. Ve o yüzden bu kitap çıkıyor ölümünden sonra. Bu gördüğünüz kitap, işte sağda kendisinin resmi var. Bu eski taş baskı veya daha eski bir baskı, bir kütüphaneden alınmış. Halkların Sesi, şarkılarda halkların sesi diye tercüme ettiğimiz kitabın kapağı bu. Herder öldükten sonra yayınlanıyor. İki anlayış birleşiyor. İşte bu yüzden Völker diyor. Halkların. Yani bir yanda Kudüs'te yaşayan Araplar, Yahudiler, Hristiyanlar, Türkler ve benzeri gibi bütün ulusların da halk şarkısı olduğunu kabul ettiği kitabı bu. Bu Burada efendim Türk yani halk şarkılarına yönelmesinde Osiyanizm, gerçi değinmiştik ama önceden Osiyanizm'den dolayı değil mi hocam? Onun üzerinden bütün şeyler ve kültür araştırmacıları etkileniyor. Özgül hocamdan da dinlemiştik onu Evet, dersleri evet. sırasında, akademik derslerinde. Onun üzerinden etkileniyor. Bu asıl işte Fransa'ya karşı çıkmak için kendi Alman ulusal kültürünü yaratmak, onun ortaya çıkarmak, Almancayı ortaya çıkarmak çok gerilere doğru gider. Biraz daha ilerlersek diye bu kitabı yani bu türküleri toplayan, düzenleyen ve bir araya getiren kişi olarak yazıyor burada. Klasik Almanca harfleriyle, gotik harflerle Johann Gottfried Hocam sen bu kitabı Almanya'da çalıştığın dönemlerde herhalde kütüphaneden bizzat çektiğin orijinal resimler değil mi hocam? Evet, o orijinal iç kapağı. Evet, Yani iç hocam. kapağı klasik anlamda bu ölümünden sonra çıkan halk şarkıları arşivi o. Ve bugün Almanya'da halk şarkıları arşivinin temelleri 1778-79'da çıkmış bu kitap. Yani iki defa basılmış, ikinci baskısı. Bu birincisi ve ikincisi arasındaki yılları gösteriyor. 78'de ilk çalışması, 79'da arda arda ikinci çalışması çıkıyor. Aslında Herder sadece halk bilimci değil. Herder'in önemli eserlerini felsefeciler de okuyor. Yani Herder deyince neredeyse kültür bilimlerinin, sosyal bilimler diyelim, toplumsal bilimler, bütün herkes Herder'le bir şekilde karşılaşmış. Yani onların üzerinde tesirleri var. Özellikle dil bilimciler üzerinde. Yani Alman kültürü
nedir diye sorarsanız her dere dil der. Ve dolayısıyla bu Weber'e kadar, Grimm'lere kadar etki etmiştir. Tümünü etkilemiştir yani. Ondan sonra da İngiliz kültürüne, Fransız kültürüne tekrar geri dönmüştür. Yani dil daha sonra, şimdi ismi aklımdan gitti, Humboldt'la tekrar gündeme gelecektir. Yani dil felsefesi. Dil varsa ben varım. Ziya Gökalp'te ortaya çıkacak. Fuat Köprülü'de ortaya çıkacak. Yani bizde ortaya çıktığı gibi. Dolayısıyla bu felsefe, sosyoloji, etnoloji gibi alanların hepsinde tesirli oluyor. Onun arkasından her derinde etkisiyle ortaya çıkan biri hukukçu, diğeri işletmeci, iki kardeş, Grimm'ler dediğimiz Grimm kardeşler. Almanya'da masal, bu sefer şarkılardan sonra masal, mit, efsane toplamaya başlardı. Ve bunları düzenler, derlediklerini sistematize, tematize ederek düzenlemeye başlarlar. Üç önemli eseri var aşağıda, mümkün olacak. Yine kapaklarını göstereceğim. 1812 bu sefer, yani aradan birkaç on yıl geçmiş. Bu çalışmalar bütün Avrupa'yı etkileyecek. Masal, mitoloji ve efsane çalışmaları. Bildiğimiz çocuk ve ev masalları 1812'de basıldı ve yayınlandı. Ve masal tarihi de böylelikle başlamış oldu. Ve onun etkilediği masalların göçü, Hint masalları, masalların kaynağı, Orta Doğu mu, Araplar mı, Hindistan mı, Çin mi tartışmaları bundan sonra doğacak. Yine burada Grimm'lerin çok önemli bir eseri, mitoloji çalışmaları da şimdi buradan etkilenip doğacak. Deutsche Mythologie, yani Alman mitolojisi 1835. Evet hocam. Şimdi hiç bakmıyoruz ama aslında bu Grimm'lerin bir de sözlüğü var. Almanca sözlük diye. 1854. Önce Sırpların yaşadığı bölgeye gidiyorlar. Orada bu Karaziç'ten etkileniyorlar. Sırpça sözlükten. Almanca'ya tercüme ediyorlar. Sonradan Almanca bir sözlük hazırlama düşüncesi doğuyor. Deutsche Wörterbuch çok önemlidir ve halk kavramı ilk defa burada yazılmış. Yani bilimsel anlamda halkı tanımlayan kavram burada yazılmış. Sanırım bizim milli folklorda Grimm kardeşlerin halk tanımlarını anlatan çeviri bir makaleyi okumuştuk. Şimdi hocamın ismi aklıma gelmiyor, kusura bakmasın, özür diliyorum. Bu sözlükten alınmış. Hocam şunlar internetten aldığım yani kapaklar. Yalnız bu kitapları gördüm ben o zaman. Yani arşivimde vardı da şimdilik aldım. Sol taraftaki ilk kitabı işte o meşhur Çocuk ve Ev Masalları. 1812 evet. Tarihinde zaten görüyoruz. Evet, evet. Berlin'de basılmış. Yine arkasından yayınladığı ikinci baskısı olabilir. Yok, üçüncü baskısı yazıyor. Ritter Ausgabe. Evet. Birinci cilde Alman mitolojisi. Jakob Grimm'in. Bu sefer yine Almanca sözlük var üçüncüsünde. Birinci cilti görüyorsunuz. Leipzig'te basılmış 1854. İkisi de aynı anda muhtemelen Leipzig'te basılmış olabilir. Evet. Bu burada Herder olsun, Grimm'ler olsun, o dönemin temel paradigması bir halkın ruhunu keşfetmek, yani yeni bir ulus devletin temellerini atmak için halkı tanımak, halkı tanımak için de onun kültür verimlerine ulaşmak, masal gibi, şarkı gibi, mit gibi, efsane gibi ve sözcüklerini derler. Bunun için de... Hocam pardon, değindin ama bunu yapmadaki temel amaç da o dönem Avrupa'nın neredeyse tamamında aslında Fransız kültürü çok baskın. Ve Fransız kültürü altında da hem Alman
Alman kültürü de yok oluyor. Diğer taraftan işte Fin mesela Fin coğrafyasında da aynı durum var. Aslında halk bilimi başlangıcını ya da bu çalışmaların başlangıcını biz Fransız kültürüne karşı bir başkaldırı olarak da okuyabiliriz herhalde. Evet, zaten onu yapmışlar, onu gerçekleştirmişler. Çünkü Almanlar Roma İmparatorluğuna en sadık ulustur. Yani Roma'ya İngiltere başkaldırmış, Fransızlar başkaldırmış, İspanyollar vesaire. Yani çok çok yerden itirazlar gelirken Almanlar sadık Roma şövalyelerinin elbiselerini giymeye devam ediyor. En sonuna kadar. Katolisizm hala çok güçlü. İnanır mısın hocam? Bunu duyduğum zaman şok olmuştum. Çalıştığım Passau şehrindeki kiliselerden en fakiri, en küçüğü, kulübe gibi diğerlerinin yanında kulübe gibi olanı 1973 yılında yapılan, açılmasına izin verilen Protestan kilisesi. O zamana kadar Protestan kilisesi yok Passau. 70'li yıllara kadar. Ve şey gibi, yani bildiğin akşam kulübe gibi diğer Katolik kiliselerinin yanında baktığın zaman. Şimdi bu da neyi gösteriyor? Roma etkisini gösteriyor. Evet. Yani papalığa bağlı, Roma'ya bağlı olduklarını bariz bir şekilde gösteriyor. Sade, basit bir kilise, dikkatimi çekti nedir dediğimde Protestan kilisesidir. Ve nikah kıymıyorlardı ve evlenmiyorlardı 70 yılına kadar. Kim kimle evlenmiyordu? Yani Katolikler. Protestanlar arasında evlilik yapılmıyordu. Yani dini nikah kıyılmıyor. Resmi nikah tabii ki belli bir süre sonra açılmıştı. Şimdi burada kültürün kökeni önem kazanacak. Yani bizim de temel problemimiz Türkiye'deki halk biliminin, halk edebiyatının temel problemlerinden birisi 200 yıl önce, 300 yıl önce Avrupa'da ortaya çıkmış bir temel problem. Nedir? İşte masalın ilk şekli, ilk aslı, ilk söyleyeni bu aşığın değildir, bu türkü senin değildir, bu türkü benim değildir tartışması böylelikle ortaya çıkıyor. Yani ulusun temellerini derine doğru kazınca bur form meselesi ortaya çıkıyor. Daha sonra bunu tarihi coğrafi fin okulunda artık iş boyu aşınca varyant eş metin ortaya çıkarak çözülmüş. Ama uzun süre urform yani aslı, ilk şekli, evet, ilk söyleyeni kimdir? Evet. Kim ama biz maalesef Türkiye'de hala bunu çözmüş değiliz. Yani türkülerin nereye ait olduğu konusunda kavgalar devam ediyor. Akademi dünyasında bile devam ediyor. Oysa bu aşılmış, tarihi coğrafi okulunda görülmüş ki bunlar birer eş metin olabilir. Ur formu bulmanın imkanı yoktur. Yok. Yani gidebildiğin yer Hazreti Adem'dir İbrahim Hoca. Yani daha gerisi yok ya. Daha gerisi yok. Oraya kadar da takip edemeyeceğimize göre yazılı anlamda. Evet, evet. Yani neticede bu problem o zaman ortaya çıkıyor. Bu kayıp mirası işte sonradan ortaya çıkacak ki şaşırtıcı biçimde bir sürü metinler, üretimler, oyunlar, somut olan, soyut olan bütün kültürel miras birbirine benziyor. Ama arşivcilik yapıldıktan sonra bunlar ortaya çıkıyor sevgili dostum. Mitoloji merkezi biraz daha farklı şeylere geldiğimizde, evet oradan bahsettik. Evet hocam, bir dönem bir isim ortaya çıkacak. Bu mitolojik okulun etkisiyle. Mitoloji okulunda her grimler, işte yaratılış, ilk formlar, masalın kökeni, bütün bu dil bilim gibi çalışmaların temellerini attılar ama problem şöyle ortaya çıktı Almanya'da. Acaba bugünkü Almanya'da tarım kültüründe
uygulanan bu hasat şenlikleri, inançlar, batıl inançlar, mevsim şenlikleri gibi şeyler acaba mitolojik bir kökene mi sahip gibi. Burada bir Alman arşivinci var, Wilhelm Mannhardt diye. Bunu Fraser bahsediyor eserinde. Fraser diyor ki, eğer Mannhardt olmasaydı ben bu eseri yazamazdım. Acaba kim bu adam? Mesela biz Altın Dalı'da okuduk ama Mannhardt'ı bilmiyoruz. Kimdir Mannhardt? Mannhardt şöyle iki tane seçtiğim eseri var. 1875'te. Ya 250 bin tane soru anketi hazırlıyor basılı. Evet, derleme maksadıyla. Ben diyor bulacağım bunun nedir yani. Önce bütün bu gelenekleri arşivleyelim, sonra bunlar üzerinde karar verelim. Birinci soldaki kitap Orman ve Çayır Kültürü. Birincisi hocam bak. Yani çok tematik. Evet, orman. İkincisi de ağaç kültürü. Ağaç kültürü. Yani kültür ya da kültür diye. Evet, bu aslında ikisi de ağaç, orman ve çayır. Doğayla alakalı. Evet, bütün Avrupa'yı düşündüğünüz zaman İngiltere olsun, Fransa olsun, Almanya olsun, işte televizyonda görüyorsun bu tarım programlarında, işte Cem Seymen CNN'de gösteriyor, öbür tarafta gösteriyor. Ya diyorlar, biz kafamızda Almanya'yı, Fransa'yı böyle düşünememiştik. Almanya ve Fransa bize göre beton binalar, kulelerden ibaret. Evet. Almanya'ya baktığın zaman her yer tarla, eğer tarla değilse ormandır. Başka bir yeri yok hocam. Yemiş. Her yer tarla. Evet, ikisi de yemiş. Tarla. İnanılmaz bir tarım var. Ya da orman var. Peki şehirler nerede? Şehirler hala köy gibi. En kalabalık şehri bile bizim Samsun kadar falan. Veya işte ne bileyim Sakarya kadar en büyüğü Berlin. Bilmiyorum tam olarak da kıyasladığım zaman. Bu çalışmalar hocam 250 binin 2500'ü geri dönüyor. Çoğu geri gelmiyor. Anketlerin. Ama yılı görüyor musun? 1800. 150 anket gönderiyor. Çok önemli bir sayı. Evet. Anketlerin çok azı geri dönüyor ve çok azında detaylı bilgilere rastlanıyor diye şeye göre. Bu kitaplara göre. Bir de dolayısıyla 1800 bir de hocam 1875 yılında hani derleme yöntem ve tekniklerini, yani sonuçta mülakat anket şeklinde yazılı. Aynen. Yazılı, evet. Yani yazmış ve bunların her birini uygulamış. Aslında çok da bilmediğimiz bir isim. Bu anlamda da teşekkür ederim sana hocam. Şimdi Sir James Fraser'e geleceğim. İşte bu muhteşem Altın Dal eseri nereden çıktı? Mannhardt'tan. Yani Alman Mannhardt yapmasaydı ben bu eseri yazamazdım diyor. Altın Dal. Evet. Şimdi biraz daha ilgini çektiyse eğer, neyse kısaca zaten anlamış olduk. Evet. Bir anlamda empirik çalışmanın temellerini atmış oldu. Senin dediğin gibi hocam. Evet. Anket formu, sahadan derleme, kendisi gidemediği yerlere, bütün Almanya ve komşu topraklara gönderdi. Ve bu şeylerden sonra bu eserler ortaya çıktı ve arkasından bak bu ikizlerimiz, ilk çevirileri ve oldukça pahalıydı öğrenciliğimiz sırasında. Almaya kıyamazdık, paramız yoktu. Evet. Sonradan alıp okuyabildiğimiz nadir eserlerden işte İngiliz folklorcu Fraser'in Altın Dal. Dinin ve folklorun kökenleri. Dinin ve folklorun kökenlerini Mannhardt 1875'te arkadaş olduğu Sir James Fraser'den önce yapıyor. Ama Türkçe'ye çevrilmedi bu. Yani bir kuram değil de daha çok bir arşiv çalışması. Onun kuramını kısmet olarak İngiliz folklorcu Fraser'e düştü. Çok önemli bir eser gerçekten. Okumakta biraz zahmetli, uzun, hacimli bir eser ama değer. İşte bu 1890
İngilizce yayını ve Türkçe'ye de çevrildi. Çok Mehmet Doğan kitap İlmiş. adlarını zaten baktığımızda hocam, öncelikle derleme, daha sonra kuramlar ortaya çıkıyor. Yani önce malzeme toplanıyor. Evet. Malzemeler toplandıktan sonrasında kuramlar ortaya çıkıyor ki Fraser'ın yaptığı da aslında o. Mevcut derlenmiş malzemelerden kuramları ortaya koymak herhalde. Öyle bir hikayesi var. 40 yıl odasından çıkmayan akademisyen denir. Örneğimiz Frey. Yani 40 yıl boyunca derse bile girmemiş. Derslik yok hocam. Yani 40 yıl boyunca sabah bizim rahmetli bilim araştırmacısı şöyle diyor Celal Şengör. Sabah 8'de enstitü açardı anahtarla. Akşam herkes gider temizlikçilerden sonra kapıyı kapatır eve giderdi ve 70 yaşındaydı. Yemeğe bile çıkmazdı. Öğlen, akşam falan çantada bir parça peynir, bir dilim ekmek, 3 tane zeytin. Bu hoca, yani Fraser'in de anlatılan şeyi bu. Yani bu eser başka türlü ortaya okuduğum zaman şu inanmıştım yani. Bu altın dal başka türlü ortaya çıkmaz. Mısır, Hint, Avrupa, Almanya, Mannhardt'ın arşivleri ve dolayısıyla hepsini analiz eden bir bakış açısı mümkün değil. İşte Mirsad Eliade, Fraser olmasa şeyi nasıl yazacaktı? Mitlerin kökenli veya işte efendim mitlerin özellikleri. Joseph Campbell bunları nasıl ortaya koydu? Parlak insanlar bunun üzerinden yararlanarak ortaya çıkıyor. Hocam bu altın dal meselesi nedir? İşte bu. Bakın eski bir karpostal. Altın dalı topluyor bilge kişiler. Dikkat ettin mi? Yaşlı. Evet. İlacı yapabilen, sihri büyüyü bilen, o zehirli dediğimiz ökse otunu, ki biraz kaydırayım, ökse ot olduğunu herkes bilmez bunu. Bu yaşlı belli meyve ağaçlarında ya da söğüt ağaçlarında kışın yeşilliğini koruyan, işte yapıştırmada kullanılan, hatta tedavide batıların kullandığı ökse otu toplanıyor. Dikkat ettiysen törensel giysiler var. Evet. Kutsal bir altın otu. Çünkü kışın sararıyor meyvesi. Beyazdan sarıya doğru, altın rengine doğru bir geçiş sergiliyor. Sanırım o renkle de bir ilgisi var. Eski bir resim yani bunun üzerine çok tablolar yapılmış sevgili hocam. Çok şeyleri var, eski belgeleri var. Şimdi bu Herder'den, Grimm'lerden, Mannhardt'dan Fraser'e kadar olan süreçte bütün Avrupa'da tabii çoğunu atladık etkileşimler oluyor. Yani karşılaştırmalı dil bilir, karşılaştırmalı halk bilir. Ha, Herder'de başlıyor. İlk Kudüs'e gittiği zaman karşılaştırmalı halk bilimini keşfediyor. Neticede yani karşılaştırıyor bütün ulusları ve o yüzden kitabın ismini çoğaltıyor. Alman halkının şarkıları demiyor, halk şarkılarında ulusların sesi diyor. Yukarıda bahsettiğim Almanya'da halk biliminin yani efsanevi bir başlangıcı var. Yani bu bir tesadüf bu. Herder ve Grimm'lerin Alman olması. Neticede bir efsane gibi bir şey yani. İnanılmaz bir şey iki insanın. Biz de mesela üç isim saydık yukarıda. Bunların o dönemde yaşamış olması efsane gibi bir şey. Bu daha yeryüzünde rastlanmayacak bir şey. Köprülü'nün, Ziya Gökalp'in, Rıza Tevfik'in bir arada olması. Aynı yıllarda halk bilimi ile ilgilenmeleri, makale yazmaları efsanevi bir şey. Ancak süreklilik gerekiyor her şey. Evet. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Hollanda doğumlu André Joles diye hocama Allah uzun ömürler versin. Dursun Yıldırım'dan ismini duydum. Yani bunlar benim keşfettiğim şeylerdi. Biz de bunları hocalarımızdan öğrendik. Buradan ona da selam gönderiyorum. Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum hocamın. Evladım böyle böyle birisi var. Sen bunu tanıyor musun? Okuyabilir misin? Dediğinde
Birkaç hafta sonra kitabı aldım. Şimdi elimde duruyor hocam. Hazırladım içeriğini. Senin programın içinde biraz bahsedeceğim birkaç şey. Eyvallah. Dursun Yıldırım, hocamızla geçen konuştuk gerçi. Onu da programa davet ettik ama... Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kendisi biraz yoğun olduğu için katılamayacağını ama ilerleyen dönemlerde artık inşallah. Bakalım. İnşallah. Bekliyoruz. Hocamızı, çok sevindim. Evet, hocamızı da sevindim. Tanımak, burada ağırlamak, öğrencilerimizin tanıması çok önemli bu açıdan. İnşallah. Çok faydalı olur hocam. İnşallah evet. Sağlığı ve hali yerinde olur. İnşallah. Sohbet edersin onu yormadan. İnşallah. O zaman göreceksin nasıl halk bilim hocası olunuyor hocam. Şimdiden evet. Müjdeleyeyim seni. Eyvallah. İnşallah. Şimdi Jol ya da Joles, yani Almancası Joles, Hollanda doğumlu, Almanya'ya yerleşiyor. 1930 yılında bu bahsettiğim basit form diye kelime çevirisi basit formlar. Yani basit türler diyelim, biçimler. Eseri yayınlanıyor 1930'da ve bu eser içinde halk edebiyatının türleri tipolojik ve tasnifsel bir yöntemle inceleniyor. Kendisi Germanist hocam, yani Alman dili ve edebiyatı profesörü ama çalıştığı alan halk edebiyatı, meşhur olduğu alan diyelim. Kitap yalnız kendisine ait değil. Kitap iki öğrencisinin tuttuğu notlardan oluşuyor. Biraz dağınık bir kitap. O yüzden anlaşılması da epey zor. 1930'ların kaleme alanı sonradan. Bu isimler arasında hiç tanıdığım yok. Yani bu kitapları tutan kişiler kimlerdi hiç tanımadım bu isimleri. Şöyle bir şey aktaracağım. 70. yaş gününde Hitler'den Goethe Sanat ve Bilim madalyası alıyor. Şimdi o yılları 44'lü 30'da yayınlanmış kitap ve Alman halk edebiyatının el kitap oluyor. Dolayısıyla en büyük ödüllerden birisini alıyor. Ancak 46'da, yani 2 yıl sonra Leipzig'de kendini öldürüyor. Yani intihar ediyor. Yani yaşı da intihar ettiğimde 72. 72. Şimdi kitabı basit formlar diye çevirdiğimde ne anlaşılabilir diye düşündüm sana ifade etmek için bu programda, ama halk edebiyatı türleri, şekil ve türleri demek daha doğru. Yani basit bizim formlar yerine mesela temel türler diyebilir miyiz? Temel türler. Olur mu? Temel türler. Evet. Yani. Temel türler olabilir. Onu çağrıştırıyor. Evet. Ama aklıma o geldi. Camianın anlaması için temel türler dersen ne olacağını ayırt edemez. Yani bu bir botanik tür mü, fiziki türler mi, kültürel türler mi, edebi türler mi, sanatsal mı? O yüzden anlatmak için mecburen Türkçeleştirmek gerekiyor bizim açımızdan, evet. Ki dünyada tek bu eser. Böyle bir eser daha yok. Hocam, içindekiler şunlar bakın. Aşağıda doktorası var. Onu da güzel bir anekdot şeklinde anlatayım. Biraz hikayeli olsun evet. Program. Hikayeli türküler gibi. Giriş öğrencileri tarafından yazılmış. Menkıbe türlerden bir tanesi. Efsane veya destan. Henüz daha iç içe, ki hala iç içe, mit, bilmece, atasözü, töre hocam. İlk defa gördüm dünyada, töre. Dursun Hoca üzerinde dururdu hocam. Töre derdi, gelenek derdi, bunlar ne falan araştırmak gerekiyor. Kitapta gördüm. Töre diye bir tür var, hukuk, vaka diye, vaka diye düşündüm. Sözlü tarih, bakın hocam, bizimkiler reddediyor sözlü tarihi. Akademide yok bugün. Tarihçiler üstlenmiyor, halk bilimciler sahip çıkmıyor. Kim yapacak bunu? Coğrafyacı mı yapacak? Sözlü tarihçilerini ama geçen gerçi program yaptık. Ruhu Hocam'ın güzel bir kitabı var. Eyvallah. Sözlü yeni. Yeni. Evet. Üzerine. Evet, masal ve fıkra. İşte bunlar hep
aşağı yukarı Grimm'lerden sonra geliştirilen şeyler var. Bak hocam burada şey yok. Halk şiiri yok. Evet. Alan dışında bırakmış. Halk şiirini kim yazacak? Tahmin et. Bir eksik var yani. Halk edebiyat, halk biliminin bir tarafı yok. Önemli bir tarafı yok. Neden yok? Demiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Tübingen'de yazacak bir hocam. Ve onunla bütün her şeyi değiştirmiş olur. Yani Alman halk bilimini değiştirdi. Biraz önce bahsetmiştik onu da. Evet, evet. Şimdi enteresan bu sağdaki insan figürünü herkes biliyor. Bütün dünyaca meşhur. Evet. Nerede bir sanat düşüncesi, sanat kitabı, felsefe kitabı varsa bu dairenin ve karenin içindeki adam var. Acaba ne bu adam? Ben hiç bilmiyordum. Nereye kadar? Jolie'nin doktora tezine. Jolie'sin doktora tezi bir antik filozof üzerine, Romalı ve estetik üzerine Vitruvius'un estetik anlayış. Altın oran değil mi hocam? Efendim? Altın oran dedi. Evet. Altın oranı kavramsallaştıran kişi Vitruvius. Evet. Yani üzerinde bak hocam Hollandalı Joles yazıyor. Evet. 1906 sanırım. Evet. Doktora tezi. Freiburg Üniversitesi'nde zaten çalışıyor. Doktora, disertasyon doktora demek bir anlamda bizim için. Ve bu şey diyor, işte bu elimizdeki eser Albert Ludwig Üniversitesi, Freiburg'taki Albert Ludwig Üniversitesi'nin felsefe fakültesindeki yüksek doktora unvanına eseridir, verilmesine eseridir. Şimdi yandaki eserde de çok güzel şeyden buldum internetten 1490. Hı. Ön sözünde diyor ki bu zamana kadar Joles bu şey üzerinde estetik oran üzerinde kimse çalışmamış. Herkes Yunan filozoflarını çalışmış, Roma filozoflarını çalışmış ama estetik, mimari estetik üzerinde kimse çalışmış. Ben diyor enteresan bir şekilde bu alanda çalışmış. Şimdi estetik formlar, yapılar üzerinde çalışmış birinin yazabileceği en iyi mükemmel eser halk edebiyatı tür ve formları denemesi, ilk denemeyi yapmış. Şimdi böylelikle nedir burada? Joles'in yapmış olduğu şey Dursun hocamın da bana anlatmak istediği şeydi. Yani halk edebiyatına tür ve şekil meselesi diye bir problem var. Türkiye'de de var. İşte Boratav, Köprülü'den beri, Ahmet Talat Onay'dan beri, Hikmet İzler Hoca'dan beri gelen işte Özkul Çobanoğlu. Evet, Özkul Çobanoğlu sevgili hocamın pek bilinmeyen, piyasada kitap olarak bulunmayan Türk Halk Şiiri ders kitabı Türk Halk Açık Öğretim Fakültesindeki edebiyat bölümlerindeki kitabını biliyoruz evet, hocam ama evet o eserde hepsi var. Evet, o eserde bütün yenilikler var hocam. Onun üzerinde durmak gerekiyor. İnşallah birimiz dururuz bu eser üzerinde. Şimdi biraz gözlükten dolayı özür diliyorum herkesten. Ekranı görmek, güneşin ışığı altında çevreye bakmak için karanlık bir gözlük kullanmak için şeye benziyor. Amerikan memurlarına benziyor. Onun için özür diliyorum. Savaş sonrası halk bilimin bölümlerinden bir tanesi de bu az önce bahsettiğim Tübingen Üniversitesi'nde bir doktorantın çalışmalarıyla birlikte biraz daha yeni bir yön kazanacak. Bu sefer halk edebiyatının daha da yani bildiğimiz halk bilimine bütüncül bir yaklaşımla ele alacak bir hoca yetişiyor. Tübingen Üniversitesi İbrahim Hocam, küçük bir şehir Tübingen, üniversite şehri. Yani üniversite var olduğu için
şehir. Çünkü yanında kocaman bir Stuttgart var. İşte Mercedes'lerin yaptığı büyük bir şehir. Güney'in en büyük şehirlerinden bir tanesi. Tübingen'de küçük bir üniversite kenti. 11-12. yüzyıllarda prens bir şehrin yaslandığı bir tepenin üzerindeki malikanesini üniversite yapmak istiyor. Ne hikmetse, bizde hiç kimse düşünmüyor bunları. Ama o yıllarda bir Alman prensi diyor ki, benim bu evim benden sonra at ahırı olacağına bilim yuvası olsun. Hocam dinamit orada bulunuyor, matematik problemi orada bulunuyor. Her duvarda hangi hesabın, hangi denklemin, hangi deneyin yapıldığını anlatan kameraları görünce içe sızlıyor insanlar. Bildiğin yani Bursa'daki at çiftliğinin 1/3 oranında bir yer hocam. Ama üniversite orada kuruldu. Çok enteresan. Hocam kaç öğrencisi var? Şeyi var. Bir bakalım şimdi istersen bir göz atalım. 1477 tam resmi olarak kuruluşu. 7 tane fakültesi var hocam. Yani fakülte. Bina yok hocam. Fakültesi var ama bina yok yani kampüs. Çünkü şeyin tepesindeki zirvede küçük bir alanda tırmanıyorsun. Orada tarihi bir kalenin içine surun. Ne kadar? Giresun Stadyumu kadar bir yer hocam. Merdivenle çıkıyorsun yani. 16 bin lisans öğrencisi var hocam. 16 bin. Bu bugün değil değil mi kurul? Bugünkü. Bugün. Evet hocam. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin kaç öğrencisi var biliyor musun? Bizim zamanımızda 40-50 bin falan diyorlar. Ben okurken, öğrenciyken 1990'ların başında. Yani Edebiyat Fakültesi. İstanbul'a sığmıyor. Edebiyat Fakültesi. Evet. Hocam 16 bin lisans öğrencisi var. 13 bin akademik öğrencisi var. Lisans ve lisans. Orantılı yani. Her şey. Bizde Türkiye'ye gel şimdi bir üniversiteye bak mesela 10 yıllık bir üniversiteye bakalım herhangi birisi fark etmez. 15 tane fakülte var en az. Her ilçesinde bir fakülte var. Her köyünde bir meslek yüksek okulu var. Ve öğrenci sayısı Tübingen Üniversitesi'nin 2 katı. Ve bu yeni yani 10 yıl. Hocam şeyi de sorabilir miyim? Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı mı? 16 bin öğrencisi var. İstatistik olarak hocam yarısı falan genelde. 16 binse 7 bin şey olur. 8 bin. Ama bizde yani, 30 bin öğrenciye 1000 hoca düşüyor hocam. Yani bizde mesela bir öğrenciye sohbet biraz rahatladı konuşmadım madem alana. Yani bize bir hocaya yüzlerce öğrenci düşüyor. Orada 2 öğrenci düşer ortalama falan. Yani bu şey tabii arada bir çok ara elemanlar da var. De onlar yok. Yani direkt hoca oluyorsun. Tamam işte her şey hoca ama şey var bunun işte yarı akademik çalışanları, sözleşmeli, evet. Öğrenci, uzman, araştırmacı vesaire gibi. Neyse. İşte burası Bausinger hocanın, soyadı Bausinger. Hocanın çalıştığı savaş öncesi kafatası ölçen enstitünün kapısı. Yani 1945'e kadar şovanizmin Alman fiziki ırkçılığının trabzanlı, merdiven trabzanlarında dahi kamalı hadin olduğu gibi. Ve içeri giriyorsun, tabelada Hacettepe Üniversitesi'ni görüyorsun. Yani oraya gelenler hatıralarını bırakmışlar. Bizden de giden bir Erasmusçu veya birisi Hacettepe Üniversitesi'ni... Ya içeri girdim, şok oldum yani. Şeyde duruyor, hatıra köşesinde falan. Sonra iki yıl önce falan dil tarihte seminerde sevgili Serpil Aygün Cengiz Hoca'yla beraberdik. Bana şöyle dedi, Sedat Bey'si örnek Tübingen doktoralı. Ooo ben uçtum havalı.
Yani Türkiye'den birisinin orada Tübingen doktoralı olması önemli bir şey. Şimdi Hermann Bozinger 2013 yılında İbrahim Hocam bir gün boyunca beraberdik. Oldukça yaşlı, şimdi 90'ın üzerinde ki doğum tarihi 1926. Yani hala çok dinç birisiydi biz görüştüğümüzde. Maalesef daha sonra ikinci solamada görev sebebiyle geri dönmek zorunda kaldım. Fotoğraf o günkü hocayla görüşmeden sonra şehir turun. Yani hoca gezecek halde değildi ama üniversiteyi gezerken kuleye çıktığım zaman. Bu Hermann Bozinger bildiğimiz modern anlamda halk bilimi profesörü. Yani doktora, yüksek lisansı, doktorası, doktora sonrası çalışması, doçentlik tezi ki orada çok önemliydi o zamanlar. Şimdi bu şey sözleşmesiyle, Avrupa Birliği Eğitim Sözleşmesi, Bologna süreci Almanya'yı da standart hale getirdi. Onlardan birisi. Birkaç eserinden bahsedeceğim. Biraz geniş durabilir miyim iznim olursa? Şöyle söyleyeyim. Şu anda bir saate bulduk. Çok çok gevezelik yapmışız. Denemiz düştü. Dedikodu yapmışız biraz, evet. İstersen hocam hızlıca toparlayalım bir 10 dakika, 15 evet, dakika. Evet, evet. Şimdi Tübingen'den emekli tanıdığın isimler de var. Senin çalışmalarında görmüştüm. Hermann Bozinger emekli, Utz Jägel emekli, Kaspar Mase emekli. Bunlar hep masal, efsane, söylenci üzerinde çalışmışlar. Şimdi şu birkaç eserinden bakarsak Bozinger'in 1968'de halk edebiyatının biçimlerini yazıyor. Türbe biçimleri. Yoles'ten sonra bu eser o eksik kalan yeri tamamlıyor. Halk edebiyatının biçimleri. Biz ne zaman okuyacağız hocam bunları? Hocam büyük oranda bitti ama derse girmekten vakit kalmıyor. Yani az kolay bir metin değil. Bozinger'in dili yani. Yakın mı hocam? Bu sene 2020? Yok, yakın değil yani. Mümkün değil. Çünkü zaman kalmayacak şimdi bunlara. İlk dikkati çeken eseri halk edebiyatında Biçim ve Türler. 1968. Almanlar için Almanca. Hocam Germanist kendisi. Halk bilimci değil. Almanlar için Almanca. Düşün yani. Şeyi, Grimm'leri hatırlatsın sana. Bu sefer sözlük yazmıyor fakat şey daha farklı. Şimdi doçentlik tezi diyebileceğimiz bomba eseri. Volkskultur in der technischen Welt. Kültürün evet. Olmadığı için o kadar gittim hocam. Halk kültürünün teknikleri mi? Teknik dünyadaki yeri. Yani teknik dünya ve halk kültürü. Devrim yaratan eser bu hocam. 1961. Evet. Müthiş bir şey. Masal var, vatandaşlık var, deyimler var, doğum günleri var. 99'da halk bilimini yazıyor hocam. Ne kadar sonra bakar mısın? Evet. Halk bilimini daha sonra yazıyor. Tipik Alman diye bir şey var, tipoloji var. Alman kültürü ve Alman'ı anlatan müthiş bir şey gibi. Spor mesela, sporla ilgili bir kitabı var. Hocam bu çok önemli. Masal Ansiklopedisi'nin yayıncısı kendisi uzun yıllar. Ve Halk Bilimi Volkskunde dergisinin 67-83 arasındaki editörü. Masal Ansiklopedisi'ni bir ara Luti de yürütüyor. Evet, evet. Aynı eke. Şimdi sana sürpriz yapacağım onunla ilgili. üye olduğu dernekler ve kuruluşlar var. Bunların bir kısmı yurt dışında. Aldığı ödüllere bakın hocam. Grimm ödülü, Ludwig Uhland ödülü, efendim bunun gibi Avrupa Masal ödülü gibi. Şimdi şu kült kitabı.
Teknolojinin dünyasında halk bilimi diyebilirsin bunu. Teknoloji ve halk bilimi ya da. Evet, bunu bir araya getiren kitap ve ikinci baskısının ön sözünde bir şey söylüyor birisi, yayıncı. O çok önemli. Bu az önce gördüğün kitabın eski bir baskısı. Hı. Alman, yani Türkolojinin temel kitabı gibi olur ya, burada da başta o yazıyor. Germanistik'in temel kitabı ama halk bilimi. Bizde oysa halk bilimi bir şey kabul edilmiyor. Bu onun armağan kitabı, şu yarım yüzlü olan, yüzünde görmüş oldun. Benim gördüğümde bundan çok yaşlıydı. Diyor ki, gündelik hayatı aydınlatan kişi, kitabın, armağan kitabının başlığı. Gündelik hayat uzmanı, çalışma alanı. Halk bilimi kitabı burada da geleneksel kapak. Hocam bu sürpriz senin için. Evet, masal çalışanlardan, efsane destan çalışanlardan birisiyle beraber bir armağan kitabından aldım bu resmi. Lutz Röhrich'le. Bu da ilk selfie denemelerinden birisiydi. Kendisiyle enstitüde odadayız. İşte biraz daha arka, tersten alsaymışsın çok iyi olurmuş hocam. Ya ben hiç şey yapmadım, müdahale edemedim ki. Yani daha birkaç resmi var ama araba kullanırken var. Beni yemeğe götürdüğü resimleri falan var. Onlar tabii özel olduğu için buraya koymadım. Hocam halk edebiyatında tür ve biçimlerin içeriğini kısaca belki dikkatini çeken bir şey olabilir. Mesela şu başlığı ben uzun süre düşündüm. Halk edebiyatının keşfi. Böyle bir başlığı Türkiye'de atamaz. Kimse atamaz yani. Bozinger olman lazım. Halk edebiyatının icadı diyor. İcadı aslında. Yani keşfi ve icadı iç içe geçmiş. Kim var bu halk edebiyatının keşfi içinde? Grimm kardeşler var. İşte doğal nazım kavramı ne biliyor musun hocam? Einfache Form dedi ya, basit türler. Grimm'in icat ettiği bir kavram bu. Einfache Form. Doğal yani tabii edebiyat formu. Şiir doğal şiir diyor. Nazım. Evet. Şiir, masal, efsane, mitoloji bunların tamamı doğaldır diyor. Yani sanat tartışması var ya Borat Avı'nda, yani sanatçı üretmiştir, sonradan anonimleşmiştir gibi. Gelenek var, folklor kuramları var. Dil, hocam burada dil ve iletişim öne çıkıyor. Tamamen oturmuş bir yapı var burada. İşte mesela dil türlerine bak. Dilin işlevi, iletişimi, istek, dilek, kült, ritmik, temsili, yakıştırma, mecazi, öğretici. Bunun gibi şeyler sayıyor. Alt alta gidiyor dille ilgili. Deyimler, atasözler, söz kalıpları, hukuk terimleri, Yoles'ten faydalanıyor hukuk terimlerinde. Evet. Çiftçilerin eylemleri, Nasrettin Hoca gibi komik tabirler, duvar yazıları mesela 1968'de yazmış bunları. Duvar yazılarını daha yeni yeni istiyoruz. Eşyaların üzerindeki yazılar, kitabeler. Hocam kitabeleri bir şeye bıraktık. İlahiyatçılara, mezar taşlarına ve benzeri gibi. Onlar yapıyorlar. Bilmece, fıkra, halk tiyatrosu, masal. Burada şeye geldik. Şimdi dikkat ettiysen Özkul hocamızın kitabıyla formlaştırma burada aynı. Evet. Yani hocam tümünü derlemiş, modernize etmiş. Anlatım formülleri, anlatım biçimleri gibi devam ediyor. Sahne gösteri, müzik formülleri gibi. En son Türkiye'ye yer vermiş. O Türkiye kısmını tamamladım. O tarafı çevirmiştim öğrenciliğimde. Ama birçok yeri duruyor. Bir an önce bekliyoruz hocam artık sanırım. Hocam bitirelim o zaman. Şimdi teknik dünyada halk kültürünün ikinci baskısı için en sonuna, kitabın sonuna bir bölüm ekliyor. Notlar, yeni kaynakçalar falan. Orada yayıncı şöyle bir şey de söylüyor. Diyor ki halk kültürü nedir? Mesela bu önemli bir anahtar kelime bizim alanımız için. Sanayileşme ve mekanize bir dünyadaki geleneklerle halk kültürü nasıl bağlanacak? Hatırlıyoruz ya hani evet. Halk kavramının değişmesi
uzun bir makale vardı. Evet, çevirme. Şöyle diyor. Aslında teknolojinin bugün hakim olduğu, yani o teknolojiyi bizim gibi söylemiyor. 18. 19. yüzyılın teknolojisini kastediyor. Daha eski. Tekniğin hakim olduğu dünyada halk kültürü değişerek devam etti diyor. Kesilmedi. Hani şey vardı ya, okur yazar olmayanların kültürünü araştırır teknoloji halk bilimi. İşte edebiyatta yeni insanların kültürünü araştırır. Öyle bir şey yok diyor. Devam etti, genişleyerek devam etti. Burada ne diyor? İşte bu eserle birlikte Tübingen Üniversitesi Ampirik Kültürel Çalışmalar Enstitüsü'nde folklor konusunu yeniden tanımladı ve yeniden şekillendirdi. Yani bu eserle birlikte. Volkskunde kavramını bir daha da kullanmadı Bauzinger. Sonrasında. Evet. Yani kendi hayatında neredeyse kullanmadı. Ondan öncekiler kullandı. Bauzinger buna halk bilimi dedi. Yani İngilizce folklore dedi. Halk kültürü dedi. Volkskunde'yi de sadece nesne olarak ismini şöyle söylüyor, izah ediyor. Burada da şeyde de gördüğümüz gibi başlıkta da Ampirik Kültür Çalışmaları. Enstitünün ismi zaten o. Yani Ludwig Uhland meşhur bir şair orada. Yani Karacaoğlan gibi düşün. Bir geleneği temsil eden kişi. Onun adına kurulmuş enstitü. Ve bu enstitü 2 yıl önce yandı hocam. Biz o enstitüde oturduk, çay içtik. Ben ona Karadeniz çayı götürmüştüm. Çok memnun oldum. Konuştuk. Hiç Türkleri tanıyor musun dedi. Hocam dedi. Mesela sizin eserlerinizde bu Almanya işçi göçü, kültürel çalışmalar dedim, görmek isterdim falan. Uzak durdu, konuşmadı, anlatmadı. Çünkü Alman bilim adam bu konuda eser vermekten kaçınıyor. Yani çok nadir çalışmalar var ama maalesef kaçınmışlar. Yani bilhassa da halk bilimcilerde çok çok az Türk göçünün etkileri. Mahkemelik oldu yani. Yangının neden çıktığı belli değil. İşte bir çalışanın kızarak arşivi yaktığı. Düşünebiliyor musun hocam? 15. yüzyıldan beri gelen bir arşivi bir çalışan yakıyor. Hoca oraya gelip oturuyordu hala. Emekliydi ama enstitüde birlikte çalışan hiç kimse yoktu ben gittiğimde. Kullanıyordu yani. Bir müstakil bir ev bağışlamışlar. Yeni tanımları, yeni sınıflandırmayı, bugün gördüğümüz bütün işte İngiltere kökenli olsun, Amerikan kökenli olsun veya Uzak Doğu kökenli olsun, bu tür çalışmalar Almanya'da değişti. Şimdi Bauzinger'le kalarak bir şey ifade etmeyelim. Daha yenileri var. Mesela Hamburg'da hiçbir halk bilim çalışması yapılmıyor artık İbrahim Bey. Nasıl? Ne yapılıyor Hamburg'da? Hamburg'un programını açtığım zaman, Hamburg Üniversitesi'nin iletişim, daha çok iletişim ve gündelik hayatla ilgili şeyler yapılıyor. Mesela teknik çalışıyorlar, televizyon çalışıyorlar, sinema çalışıyorlar. Ama hiç şey görmezsin mesela Aşık, Ozan vesaire. Çünkü arşivler tamam dolmuş ağzına kadar orada duruyor. Zaten yapılmış çalışma. Bitmiş yani. Ne yapıyor, ne üretiyorsa insanlar, ne yaşıyorsa, ne düşünüyorsa onu anlamaya çalışıp onu kültürel çerçeveden analiz etmeye başlıyor hocam. Durum bu yani. Tipik bir şey Hamburg Üniversitesi. Berlin gibi değil. Çünkü Hamburg dünyaya açılan kapısı Almanya'nın. Dolayısıyla yeniliklere daha çok açık. Ve şunu da söyleyeyim, bitireyim. Hermann Bauzinger'in kitapları İngilizce'de çok, belki Almanlar bile o kadar okumamıştır benim gördüğüm kadarıyla. Ve Türkçe'de yok, çevrilmedi yani.
İşte İnşallah çevrilir bir gün. Seni bekliyoruz hocam. Bir an önce çevir beni. İnşallah. İnşallah, inşallah. Temennimiz olsun bayramda. Evet. Güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Evet. Burada bir şenlik tören var galiba. Bu güz şenliği çalıştığım üniversitenin olduğu şehirde teknik dünyada, Mercedes'in, BMW'nin olduğu dünyada bunun gibi halk kültürü her mevsim yapılıyor hocam. Bunların hepsi özel kostümler. Türkiye'de dikiliyor, orada satılıyor. Bu işte bir sabah çektiğim saat 10'da başlangıcı. Burası Münih Goethestrasse hocam. Bu da halk kültürü. Tabelalara bak bakalım. Almanya'nın Suriyelileri gibi her taraf Türkçe hocam. Her taraf Türkçe gördüğün gibi. Cenaze. Anadolu, cenaze, sultan, piyasa. Evet, mesela. Sabah gazetesi. Oraya doğru marketler, Trabzon. Aşağıda İş Bankası var hocam. Yani bir cadde bu. Biz tren istasyonunun arka caddesi. Fiat Toplo var. Fiat Peugeot Partner arkada da 124 Mercedes kasa. Sarı Mercedes'e yakın bir şey var, tesadüf var. Evet. Bu 2011 yılı Türklerin Almanya'ya göçünün 50. yılında çekilmiş bir fotoğraf hocam. Harika bir böylelikle, fotoğraf. Evet, böylelikle sözü fazla uzatmadan sana bırakayım. Ağzına sağlık hocam, çok teşekkür ederim. Çok gerçekten Almanya'da bilmediğimiz isimleri, bilmediğimiz eserleri bugün tanıttın. Ve bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. Allah hocam temennim. Sağ hocam. Hem savaş öncesi hem savaş sonrasını da nasıl bir gelişim gösterdiğini de en azından bize bir çizdin. Demek evet. Özetleyecek olursak Almanya'da halk bilimi çalışmaları temelde her ne kadar ulusal ruhla başlasa da ulusal ruh, evet. Fransız kültürüne karşı çıkışla başlasa da daha sonra günümüzde daha çok günlük yaşam üzerinden devamladığını gösterdin bize. Hala günümüzde evet. Herhalde Berlin Üniversitesi biraz daha şey, başta konuşmamızın başında da belirtmiştim. Klasik o, daha klasik. Klasik halk bilimi çalışırken. Tübingen mesela taşla sayılır Berlin'e göre. Biraz yani taşla, daha modern, daha dışarıya dönük çalışıyor herhalde. Hamburg mesela, Hamburg gibi yeni üniversitelerde. Mesela Passau'da da sözüne ilave şey anlatmayacağım. Halk bilimi bölümü yoktu, hoca da yoktu. Yani Katolik bir şehirde halk bilimi bölümü olması gerekiyordu. Hayal kırıklığına uğradım. Ben orada 5 yıl görev yaptım. Halk bilimi yoktu üniversitede ve çalıştırmıyorlardı. Öyle bir bölüm yoktu, ihtiyaç almamıştı ya. Sonra bir şey daha yaptılar hocam. Bu iki Almanya birleşince etnolojiyi Avrupa etnolojisi diye yeni bir bölüm kurdular. Yeni bir tanımlama yaptılar. Yani nasıl diyelim, biz bu Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte, Türk Cumhuriyetleriyle birlikte kardeş olalım düşüncesinde hazırlıklı değildik. Hazır değildik. Onlar da bunu şöyle sağladılar. Avrupa işe etnoloji dediler. Yani Avrupa etnolojisi. Orada da ulus üstü, uluslar arası yani karşılaştırmalı bir halk bilimi çizgisi güdüyorlar. Tabii aslında bir halk diyebiliriz yani. Ama duvar sonrası bir halk bilim hocam. Bu da daha yeni bak. Bu da duvar sonrası. Onda başka bir belki çalışma alanı olursa, fırsat olursa konuşuruz belki. İnşallah hocam. Devam. Çenemiz düştü, devam ederiz hocam. Devamını yaparız zaten. Yok, çok keyifli ilerliyor. Eminim izleyicilerimiz de keyifli. Çok teşekkür ettim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim katılımından dolayı. Verdiğin bilgiler, temas ettiğin önemli eserler var ve bunları da bir an önce Türkçe'ye çevrilmesi çok önemli. Halk biliminin en azından bakışında ilerlemesi açısından. Tartışmak gerekiyor hocam. Bizim tabii, açımızdan yani, çok biz bugün, çok açıcı olacak. Aynen hocam, biz bugün tartıştığımız pek çok konuyu insanlar 1900'lerde, 1950'lerde, 1940'larda, 70'lerde çözmüş. Yani biz en azından bunları okursak biz de daha ileriye doğru belki bir adım atarız. Biz de temel problemleri aşarız diye umut ediyorum. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar olacak ama bize bunları
işaret eden sevgili hocam Dursun Yıldırım'a ve Özgül Çobanoğlu'na buradan hem bayram münasebetiyle hem de öğrencisi olmam sebebiyle sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum akademik olarak. Çok sağ olun. Rica İyi bayramlar. Ederim. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Ben de senin vesilenle bizi yetiştiren, emeği geçen bütün hocalarımızın ellerinden öpüyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Evet. Ramazan bayramı belki yani bağlamdan kopacak, 3 yıl sonra izleyecek, bayrama denk gelmeyecek ama yıl 2020 Ramazan bayramı. Buna da evet, evet. Arkadaşlar, sevgili izleyenler, başka bir halk bilimi programında görüşünceye dek sağlıcakla kalın, lütfen kalın.